2024 hasadımızı bitirdik. Sonrasında da sizlerle bugünü bir kutlamaya çevirmek istedik. Geldiniz hepiniz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii ki eğleneceğiz. Çok güzel bir konser var. Hep beraber çok keyifli saatler geçireceğiz burada. Ama biraz da bölgemizi anlatalım. Antik dönemden günümüze bu bölgede, bu topraklarda, Urla teruasında neler oldu? Üzüm adına, bağcılık adına, şarapçılık adına neler oldu? Ve bugün geldiğimiz noktada Urla Bağyolu üreticileri olarak biz neler yapıyoruz? Bunları konuşmak istedik. Onun için çok değerli konuklarımız var. Gazeteci yazar Ahmet Nedim Atilla bizimle beraber. Yine şarap uzmanı Turgut Tokgöz burada bizimle birlikte olacak. Yine Urla Bağyolu Derneği Başkanı Reha Öğünlü burada bizlerle birlikte olacaklar. Şimdi ben sahneyi onlara bırakıyorum. Buyurun lütfen. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Serpil Hanım'ın kısa girişinden sonra ben de bugün aranızda değerli iki uzmanın moderatörlüğünü yapacağım. Güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Serpil Hanım biraz bahsetti tabii. Kafkasya, Mezopotamya, Anadolu üçgeninde doğmuş, ehlileştirilmiş asmanın üzümünden yapılan şaraplar yine bu bölgeden çıkma ve bütün dünyaya yayıldığını biliyoruz. Tam olarak noktaları belli olmasa da bu toprakların ürünü olduğu çok açık ve kabul edilir bir gerçek. Bugün de buradan hareketle bulunduğumuz bölgenin hem geçmişine, bağcılık, şarapçılık adına geçmişine tanıklık etmek üzere Sayın Nedim Atilla Bey'den katkılarını alacağız. Aynı zamanda Urla Bağyolu'nun derneğinin başkanı, bölgenin de en eski üreticisi olan sevgili Reha Ünlü'den de bugününü biraz dinleyeceğiz. Ben de sizler gibi onların katkılarıyla bilgilerimi zenginleştirebilmeyi umuyorum. Sizle başlayalım mı? Peki. Öncelikle bu organizasyon için ve en başından beri Urla'yı yeniden bir bağ ve şarap cenneti haline getirmeye çalıştığı için bütün Urla Bağyolu Derneği üyelerini, oradaki bütün üreticileri kutlayarak başlamak lazım. Gerçekten biz 2003'te Nezi Öste ile beraber bir kitap yaptığımızda Urla'da bağcılık, şarapçılık nasıl canlanmalıyı tartışmıştık. Bugün aradan 21 sene geçti. Yavaş yavaş Can Ortabaş'ın, Reha'nın, Bilge'nin başlattığı işler nerelere geldi ve bugün hakikaten Urla meşhur yazarlarımız tarafından Toskana ile karşılaştırılıyor. Toskana'ya benzetiliyor. Bence ötesi var. İşte geride değil. Ama ben biraz işin tarihsel yolculuğuna sizi çıkarayım bu akşam. Vaktimiz olduğu kadar 8.30'a kadar konuşacağız. Değil mi? 8.30'da konser başlıyormuş. Ama sorular gelirse onlara da cevap veririz. Şimdi ben bilinen bir şeyleri söyleyeceğim. Bilinmeyen ilk kez bu akşam burada duyacağınız mevzular da olacak. Çünkü biliyorsunuz biz her gün yeni bir şey söylemek lazım. Ekolünün insanlarıyız. Yeni bir şeyleri söyleyeceğimiz zaman da çünkü geçmişe dönük, geçmişe yönelik, coğrafyamıza yönelik
çok şey oluyor, çok gelişme oluyor. Yeni bilgiler elimize ulaşıyor. Biz de çoğu kez vay be diyoruz, nasıl bunu biz atlamışız zamanında. Onlardan da söz edeceğim. Şimdi şarap yapmak bir sanat. Bir kere orada bir anlaşmak lazım. Bugün içinde sanat ama bunun ilk kez üzümün evcilleştirilmesi, bu evcilleştirmeden sonra o uzun yolculuğa çıkışı, buralara gelişi de o sanatın parçalarından biri olarak önümüzde bildiriyor. Evet. Artık eskisi kadar genç değiliz. Binlerce yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'nın neresine giderseniz gidin, ki ben 3-4 gün önce Ron Vadisi'nden geldim. Nice, Arles, Marsilya, oralarda dolaştık. Orada herkes bugün Marsilya Müzesi'ne gittiğini, Marsilya Arkeoloji Müzesi'ne gittiğinizde, Nice Arkeoloji Müzesi'ne gittiğinizde çok sayıda şarap, üzüm konulu malzemeyle karşılaşırsınız. Rastlantı değil tabii ki. Çünkü Marsilyalılar zamanın Massalya'sını kuran Foçalılar için hemen limanın girişine müthiş bir tabela dikmişlerdir. İşte Foçalılar İsa'dan önce 6. yüzyılda buraya geldiler ve bize uygarlığı getirdiler derken Foça karası şarabının da Ron Vadisi'ndeki şarapların hepsinin atası olduğunu bilimsel kanıtlarını bugün sunuyorlar. Nice'tekiler ise ki bugün bile hala Oksitanca adı Nice'dir, kendilerinin Büyük Menderes Nehri kıyılarından gelen insanlar tarafından ilk kez kolonize edildiğiyle başlıyorlar hikayelerini anlatmaya. Bunlar hiç benzer tesadüf değil. Onlar da gelip kökünü Anadolu'ya dayandırıyor ve bütün şarap ve bağ tarihçileri vasıtasıyla biliyorlar ki meseleye Anadolu'dan bakmak lazım. Asma kültürünün başlangıcı işte Neolit'e dayanıyor. Karadeniz'in doğu kıyılarında, Transkafkasya falan deniyor ama biliyorsunuz çok yeni bir şey, hemen söyleyelim. 2 sene önce Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği arkeometri toplantısında arkeologlar önemli bildiri sundular Atatürk Üniversitesi'nden. İlk kez şarap üretiminin bugüne kadar bilindiği gibi Gürcistan, Tiflis civarında değil, Erzurum'un Tortu şelalesi yakınlarında ilk kez gerçekleştiğini bilimsel olarak ortaya koydular. Biz de vay be dedik yine. Tabii onun devamını bekliyoruz. Şu anda o bölgede yapılan kazılardan ne çıkacak? Yani şarap tarihinin başlangıcı bir kez daha yazılacak. Şimdi tek tanrı dinlerin, yani çok tanrılı dinlere bahsedeceğiz ama tek tanrı dinlerin kutsal kitaplarında Tevrat ve İncil'de asma ve şaraptan sıkça söz edilir. Mesela İncil'de Nuh peygamberin kültüre aldığı bitki arasında asmanın öneminden söz edilir. Şimdi niye bütün bunlar, peygamberler, Nuh tufanı ve coğrafyamız? Çünkü ağacılık için yer kürenin en uygun olduğu yer bizim coğrafyamız. Bizim coğrafyamızdan daha uygun yer işte daha sonraları keşfedilmiş olan Napa Vadisi, Kaliforniya, ki hemen hemen İzmir'le aynı iklime sahip. Cape Town, Güney Afrika civarı İzmir'le hemen hemen aynı iklime sahip. Bunları ne açıklıyor? Son buzul çağı açıklıyor. Son buzul çağının ulaşamadığı yerler var. İşte Anadolu bunlardan biri, işte Arnavutluk, Yunanistan'ın Mara Yarımadası, Akdeniz kıyıları, son buzul çağı etkilerini görmediğimiz yerler. O etkileri görmeyince de hem endemik bitkiler çoğalıyor, bu endemik türler çoğalıyor, hem de asmaya uygun iklim oluşuyor. Mesela Yozgat Alişar'da yapılan kazılarda, işte bu buzul çağının en önemli kanıtı da bu, İsa'dan önce 1800-1600 yıllarında üzüm saklımı şeklinde şarap ve içki bulunuyor. Çorum'da, Alacahöyük'te, kral mezarlarında yine İsa'dan önce 2300 yıllarına ait
altın şarap bardağı bulunuyor, şarap tesisi bulunuyor. Bunların hiçbir tanesi tesadüf değil. Bugün dünyanın en zengin Anfora Müzesi'ne sahip müze Bodrum Müzesi'dir. Hemen burnumuzun dibi. Bodrum Müzesi'nde göreceğimiz Anfora zenginliği hepsinin ötesindedir. Ama ne görürüz ayrıca? O anforaların doldurulduğu yerlerin liman işaretlerini görürüz. Peki Bodrum Müzesi'nde en çok ne görürüz? En çok gördüğümüz damga nedir? Klozemenai damgası. Yani Urla damgası. Homeros hemşerimiz çok kıymetli. Dünyada her şey Homeros'la başlıyor. Homeros İzmirli. Ama Homeros'tan öğrendiğimiz işlerin başında ne geliyor? Pramnos dünyanın ilk markalı şarabı. İzmir'de büyük olasılıkla da Klozemenai'de üretilmiş olan bir şarabı. Bölgemiz Dionysos'un da yaşadığına inanılan coğrafyalardan biri. Buraya çok yakın Teos'ta bir Dionysos tapınağı var ama Dionysos asmanın, üzümün, şarabın, sarhoşluğun, vecdalinin tanrısıdır. Aklın ışığından uzak Ra zıtıyla yakındır. Bir de bu onun şarapla ona şöyle devam edelim. Çok tartışmalı bir tanrı. Doğduğu yer için 20 tane yer söyleniyor. Ama biz Anadolu'da yaşayan insanlar olarak, benim Batı Anadolu Şarap Kültürü kitabımda sıklıkla söz ettiğim gibi, Dionysos'un doğduğu yer konusunda bizim bölgemiz mitologlarının ve tarihçilerin anlaştığı iki nokta var. Bir tanesi Sultanhisar'daki bu Nisa'yı da kuran, Nis'i kuran Nisalıların yaşadığı yerde olduğu, hatta o dağın adının Dionysos'a kaynaklık ettiği. İkincisi de hemen onun tam arkasına düşen Bozdağ, Tmolos olduğu şeklinde. Tabii ki Trakya'da doğduğuna inanan, Girit'te doğduğuna inanan ama biz Libya, Frigya kökenli olduğuna inanmak yanlısıyız bu bölgenin. Hatta ben yakınlarda bir şey okudum. Hindistan'da doğduğunu Dionysos'un yazıyorlar. Fakat Yunan dünyasında Helen şarabı diye tanınan, deniz suyu karıştırılarak çeşitlendirilen şarabın Dionysos'un Lycurgos'tan kaçarak denize sığınışını temsil ettiği söylenir. Tesadüf değil. Burada nimfaların bakımı sayesinde büyüyen Dionysos, delikanlık çağına gelene kadar sürekli kız çocukları gibi giydirilerek Hera'dan, çünkü biliyorsunuz Zeus abinin gayrimeşru oğludur o, gizlenmeye çalışılmış ama bu değil, Hera'nın Zeus'un bir oğlu olduğu öğrenmesine engel olmamıştı sonuçta. Sonuçta Hera onu bulur ve hem Dionysos hem de ona müritlik eden Silenos, satirler ve maniyatları çılgına çevirir. Delirtir yani onları Hera. Ama onların bu delilik hali halkın onları sevmemesi haline gelmiyor. Eski Yunan yazarlarından Euripides, başyapıt olarak değerlendirilen Dionysos'un müridi olarak çılgın kalın kadın alayı bakaların adını aldığı bir tragedya yazar. Orada ben Zeus'un oğlu Dionysos kavuştum işte tebaayı yurduna. Lidya'nın, Frigya'nın altın yatağı ovalarından geliyorum diye söyler. Yani dolayısıyla Dionysos bizim coğrafyamızın tanrısıdır. Dionysos meselesine daha sonra tekrar vakit kalırsa gireriz. Ama Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber bu kültürün de bütün o güzel, zengin, çok tanrılı kültürler gibi ayaklar altına alındığını, Dionysos'un da yok edildiğini biliyoruz. Şimdi bağcılık Anadolu'dan bütün dünyaya yayılmış dedik. İşte buradan Marsilya'ya, Fransa kıyılarına, hatta Ampurya'ya, Portekiz'e kadar giden yolculuklar var ve
buradan giden herkes yanında mutlaka ve mutlaka bağ çubuğu götürüyor ve bu bağ çubuklarıyla başlıyor oralarda hayat. Yani bütün kültürler taşınırken birinci taşınan şey her zaman bağ çubuğu. Ne zaman ne kadar bu sürüyor? Anadolu'daki şarabın etkin oluşu 1923'e kadar. Mübadeleye kadar yani. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Müslümanlarla Ortodoks Hristiyanların yer değiştirmesini öngören ve yaklaşık 2 milyon insanın yerinden yurdundan edilmesiyle sona eren mübadele antlaşması aslında şarap için en değerli kilometre taşı oluyor. Aslında aynı Tekirdağ'da rakı fabrikasının kurulması gibi, Midilli'de rakı fabrikasının kurulmasına izin verilmesi gibi 1836'daki Tanzimat Fermanı'ndan sonra şaraba karşı bir hoşgörü, yani Müslümanların hoşgörüsü yaygın. Çünkü Türkler şarap içiyor. Resmen içmiyorlar ama içiyorlar. Bu konuda geçenlerde Oda TV'de bir yazı yazdım. İsteyenler yani okuyabilirler orada. İstanbul müthiş bir şarap şehri. İzmir müthiş bir şarap şehri. Ve İtalya şarapları geliyor. Dünyanın her yerinden buralara şaraplar geliyor. Ama zamanında asıl ihracatçı olan yer neresi? Urla. Şimdi milattan sonra 92'de en önemli ihracat engeli Urla'ya uygulanıyor. Nedir bu? Roma İmparatorluğu'nun İzmir'i de kapsayan Provincia Asia, Asya eyaletinde bağcılık yasaklanıyor. Bunu yasaklayan kim? Daha sonra en ağır cezaya çarptırılan İmparator Domitianus. Peki onun çarptırıldığı en ağır ceza ne? Anılardan kazınma. Kimse Allah böyle bir yere düşürmesin. Yani hiç kimse sizi anılarından kazımasın. Bundan daha ağır bir ceza olmaz. Onun bu cezaya çarptırılmasının arkasında koyduğu saçma sapan yasaklar var. Bunu biz ilk kez işte benim Urla kitabımda yazmıştık. Daha sonra da yayınlandı. Bugün okuduğumuzda Roma İmparatorluğu sınırları içinde çok sayıda bağ olduğu, tahıl, yani herkesin şarap yapmaktan, üzüm ekmekten ekmek yapacak, tahıl yapacak toprak bulamaması diye gösteriliyor ama bir başka iddia da şudur. Burada üretilen yüksek kaliteli şarapların, Urla şaraplarının Roma'ya gittiğinde insanların biz Klizman şarabından başka şarap içmeyiz, bu Roma şaraplarını kulağımızdan bile dökmeyiz demiştir ve imparatora baskı yapıp Urla şarabının Roma'ya sokulmamasını sağladıkları iddia edildi. Bunun topraktan toprak yok, tahıl ekecek toprak kalmadı. O yüzden mi olmuş bu işler? Yoksa Klozemenen şarabının iyiliğinden mi olmuş? Onu bilemiyoruz. Ama tüm eyaletlerde yasak getirilmiş ve Provence Asya'da da bu çok endişeyle karşılanmış ve Klozemenae'den çıkan çok önemli insanlar var biliyorsunuz. En önemlisi Anaxagoras. Ne diyor Anaxagoras? Tanrılara inanın. Ama onları günlük işlerinize karıştırmak zorunda değilsiniz diyor özetle. Ne kadar güzel değil mi? İsa'dan önce 4. yüzyılda seküler bir yaklaşım. Ama gene Scapulianus var. Çok kıymetli bir adam. Bu Scapulianus İmparator Domitianus'u kararından vazgeçirmek üzere buradan bir gemiye bindirilip Roma'ya gönderiliyor. Bir şekilde ikna ediyor imparatoru ve asmaların sökülmesi emrini geri aldırdığı gibi asma dikmeyenler için ceza bile getirecek kararlar çıkıyor. Ve bir anda Urla ve çevresi 1800 yıl boyunca dünyanın en önemli üzüm
ve şarap ülkesi haline geliyor. İsa'dan önce, İsa'dan sonra 2. yüzyılda şu anda kadar yapılan kazılarda, hem Güven Hoca'nın kazılarında çok güzel bir yeryüzünün bilinen en eski zeytinyağı işitlerinden biri bulundu ama henüz bir şarap işliği bulamadılar. Ama daha tabii çok kazılar %10'larda belki önümüzdeki süreçte çıkacaktır ama bir şansımız var çok yakınımızda. Çeşme'de Bağlar Arası mevkiinde dünyanın en eski şaraphanesi çıktı biliyorsunuz. Şurası hemen biz eğer böyle buradan çıksak yarım saatte oraya varırız. Otogara giderken solda. Maalesef oradaki kazı heyetine de bunun çok yaygın olmaması için baskı geldiğini falan duyuyoruz. Yani ya ben dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şarap işliği ortaya çıksa Urla'nın meşhur şarabı var, şaraphaneleri yaygınlaşıyor. Orasını bir arkeopark haline getirirler. Ama maalesef hiçbir şey olmuyor. Arkeopark da olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Yani öyle bir sıkıntımız var. Mutlaka bir arkeopark haline gelmeli orası. Çeşme'deki dünyanın bilinen en eski zeytinyağı işliği. Bunu yazıp duruyoruz sürekli ama bizi de kimse dinlemiyor tabii. Bu şarap meselesi olunca. Şimdi mübadelerle beraber buradaki yani mübadelenin en çok etkilendiği yerlerden bir tanesi Urla. Muzaffer Tunç'a başkanla beraber zamanında gitmiştik. Şey yakınlarında Atina yakınlarında bir şehir var. Urla Kamena. Yanmış Urla. Selanik yakınlarında Urlalıların yaşadığı yerler var. Kavala yakınlarında. O kadar çok. Samos adasında Burlayetes var. Ne demek? Urlalılar demek. Ta kendisi. 3-4 tane, ikisi büyük, ikisi küçük. Bildiğim 4 tane yerleşim var eski Urlalıların. 1922'ye kadar burada yaşayan Urlalıların taşındığı. Tabii Burlayetes'tekiler biraz daha eski. Git işte. Şimdi efendim. Onlar gidince bulduk tıp. Kaybolmuş, gitmiş her şey. Tabii Mustafa Kemal'in büyük bir öngörüsü var. Atatürk'ün hakikaten her harekette Atatürk'ün ne kadar büyük bir adam olduğunu anlıyoruz. Bir, ne yapıyor? Diyor ki 1926'da emir veriyor Valiki Azam Paşa'ya. Diyor ki bütün kaymakamlara, valilere mektup yazacaksın ve ne kadar zeytin çeşidi varsa İzmir'e gelecek. Hepsini İzmir'e getiriyor. Bugün Bornova'daki ve Edremit'teki ulusal milli zeytin koleksiyonumuz dünyanın en zengin koleksiyonu. Aynı şey Gazi Emir'de aslında bir daha Abdülhamid zamanında başlamış olan bir ıslah, üzüm ıslah işleri, olası hastalıklara, floksele başta olmak üzere olası hastalıklara karşı alınmış önlemlerin yanı sıra çok kıymetli bir şey daha yaptırıyor Mustafa Kemal. Manisa valisine ve Tekirdağ valilerine yine talimat. Manisa valisine diyor ki bak bu Horozköy'de Osmanlı zamanında sofralık bütün üzümler toplanmış. Bunların düzgün bir enstitü haline getirmesini sağlayın. Yıl 1935. Tekirdağ valisine diyor ki Anadolu'nun her yerinden ne kadar kayıp yapılan şaraplı üzüm varsa hepsini toplayacaksınız Tekirdağ'a. Niye Tekirdağ rakısı iyidir? İşte neden yani? O üzümün güzelliğinden, suyun güzelliğinden. Bugün Tekirdağ Süleymanpaşa üzüm istasyonunda 1960 tane, Horozköy üzüm istasyonunda 430 tane sofralık, 1690 tane şaraplık üzümümüz var arkadaşlar. Bu dünyanın en zengin koleksiyonudur. Ha bunu, bu kıymetini biz bugün biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller bilirler. Bunları yazıyoruz, çiziyoruz bir yerlerde falan ama kimse de bunları çok önemsemiyor. Ve bunların içinde ne kadar mutlu olmalıyız ki İzmir ve Urla üzümleri hayli önemli ölçüde. Şimdi burada Urla Bağ yolunda Urla Karası'nın yeniden dikiliyor olmasından bana Can Ortabaş söylemişti ya biz yeniden Urla Karası'na ektik dedi de ben havaya uçmuştum. Bundan daha güzel ne olabilir yani? Değil mi?
Yani bunlar çok kıymetli işler ve Urla şarapçılığı dayandığı o müthiş geleneksel kültürlerden sonra ileriye bakıyor. Benim daha söyleyecek çok şeyim var ama 25 dakikadır konuşuyorum. Biraz daha reha konuşsun. Özür dilerim. Teşekkür ediyoruz bu girizgah için. Tarih boyunca hem bağcılık hem de şarapçılık adına buraya, bu coğrafyaya kadar bir süreçte neler yaşandığına dair değerli bilgiler edindik. Sevgili Reha da bugün neler yapılıyor biraz o konuda bizi aydınlatırsan. Hızla gelişen çok dinamik bir şarapçılık sektörümüz var. Urla Bağyolu tabii bunun merkezinde yer alıyor diyebilirim. Çok organize, arkasında çok ciddi emek sarf edilmiş. Dünyaya birliktelikle sinerji yaratmanın nedenli önemli olacağına dair önemli ipuçları veren, örnek teşkil eden bir oluşum aslında. Dolayısıyla da sen de bugün biraz bugünlere çekersen bizi. Günümüze gelmeden önce, bundan 20 küsur yıl önce Türkiye'de, o zaman da bilişim yeni, internet yeni başlıyor tabii 1990'ların başlarında. Yurt dışında bir yerden Türkiye'yi izlerken gördüğüm kadarıyla gençlerin şarap tadımlarına başladı. O 1992-93 yıllarında. Ve şarabın belki de bir ümit, bizim için bir ümit ve Türkiye'de gelişebileceği konusunda kanaate vardık. Ve kendimizi o konuda yetiştirmeye başladık. Ve dünyada gördüğümüz örneklerinde henüz gelişmemiş kasabalarda, köylerde veyahut da turizme ileride açık olabilecek yerlerde şarabın katma değer olarak ne kadar fazla kazanç getirdiğini de gördük. İleride tabii kendimizi eğitirken dedik ki ya annemizin, babamızın, dedelerimizin, ninelerimizin yetiştiği yerlere gidelim. Çünkü ben duyuyordum, ben küçükken ninem, rahmetli ninemin Karaburun'da, Eylen Hoca'da yaşarken bağlarda yaşamışlar. Zeytinin içinde yaşamışlar. Bunlarla bizim hayal gücümüzde bağ ve zeytinlikler vardı. Ya dedik dönsek, o zaman da ailelerimizde bazıları işte eşim ailesi gibi Urla'ya gelmişti. Orada yaşıyorlar. Biz de döndük, elimize kazmayı aldık. Bu arada da küçük bir bağ dikilmişti zaten 96 yılında. Başladık. Bizim hikayemiz böyle başladı. Tabii ne oldu? Şaraplarımızı yapmaya başlarken etrafımızda çok değerli insanlar görmeye başladık. Urla'nın şansıdır bu. Şaraphanemizi 2005 yılında açtığımız zaman kimseler yoktu etrafta. Yani şöyle, şaraphane yoktu belki ama şaraphaneleri açmak için hazırlanmış arkadaşlarımız vardı. Yavaş yavaş Urla şarapçılık, Usya şarapçılık, Chateau Met ve Mozaik gibi şaraphanelerin tek tek açılmaya başlanması ve bunlardaki gördüğümüz ciddiyet bize çok ümit verdi. Bizler de dedik ki hep beraber arkadaşlar oturalım. Buranın bu bölgemizde bildiğimizi geliştirebilecek bir bağ yolu kurmak için adım atalım. Ve iyi ki de yapmışız. Çok çaba verdik. Sevgili arkadaşlarımız çok çok çalıştılar gerçekten. Bunun dışında bu konuda bize yardımcı olan sağ olsun belediyemiz ve Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansları gibi kurumlardan büyük destek aldık ve bu Urla'yı kendimize mekan ettik. Sağ olsunlar. Onlar da bize yardımcı oldular. Kaynaştık
Ve bizde de Buğur'la Bayol'la birlikte bir turizm akımı başladı. Hakikaten Türkiye çok istiyormuş demek ki. İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan ve Bursa'dan, Antalya'dan insanlar hafta sonları gelip bizim şaraphanelerimizi gezmeye başladılar. Ve bizim de tabii ki bu konuda biraz daha fazla şaraphane ihtiyacımız olduğunu hissettik, keşfettik, duyduk, bu işi yapanlardan gördük. Avrupa'da, Amerika'da bu işin nerelere varacağını gördük ve bu konuda çalışarak daha da bize katılmış olan 4-5 tane daha şaraphane ile güçlendik. En son bize katılanlar arasında Çakır, Hus Winery, İki Deniz Arası ve Alihan kardeşimizin yaptığı Statera şaraphaneleri ve bu şaraphanelerin hakikaten çok düzgün ve kaliteli ürünler çıkarmasıyla çok güçlendik. Şu anda ben geleceğimizi çok iyi görüyorum. Çok güçleneceğiz daha. Turizmimiz artacak. Belki inşallah düzgün bir şekilde gelişecek. Ve bu konuda herhalde diyorum doğru yoldayız, doğru yapıyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere varacağız. Turgut Beyciğim. Evet, çok teşekkür ederiz. Daha iyi galiba. Evet. Gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir birliktelik bu. Dünyada örnekleri mevcut. Ama bizde Türkiye'deki kültürünü aslında rekabet içinde olan kişilerin genellikle bir araya gelmesi oldukça zordur. Diğer bağ alanlarında bunları daha rahat görüyoruz. Urla Bayoğlu bu anlamda hakikaten birlikteliğin, işbirliğinin sinerji yaratarak bölge için ciddi kazanımlar getirmesinin önünü açtı. Daha yapılacak çok iş var. Nedim Bey notlarında biraz acele etti büyük ihtimalle ama Bornova misketi de yine çok önemli bir üzüm cinsi. Burada oldukça da sık işlenen. Dolayısıyla Urla karası gibi endemik çeşitlerimizin daha fazla burada dünyaya sunulur hale geleceğinden hiç kuşkum yok. Sizler bir şeyler daha eklemek istiyorsunuz. 8.30'a kadar vaktimiz olduğu için anlatalım. Tabii Bornova misketi dünyadaki bütün o muskatların atalarından biri. Samos Adası'na yolu düşen olursa oradaki şarap müzesine giderlerse yukarıda bir ay yıldızlı Paris Expo'su madalyası görürler. Ay yıldızlı bir madalyadır o. Osmanlı'nın kazandığı bir şarap madalyasıdır. Kazanılan madalya da Bornova misketidir. Bornova misketiyle alınmıştır. Bugün tabi adının neredeyse %70 oranındaki üzüm üretimi muskattan yapılıyor ve muskatın işte yarı tatlılarını, tatlılarını, dayılarını hepsini yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar bu arada. Hatta artanlardan da 1 euroya reçine şarabı yapıyorlar. 1 euro var, 90 sente falan reçine şarabı var her yerde. Şimdi tabii ki bugünkü şarap fiyatları, o şarap fiyatlarının restoranlara yansımaları falan gibi tartışmalara yeri burası değil. Ama iki konu var mutlaka sözünü etmek istediğim. İlki gastronomik turizminin geleceği. Hemen konuşmanın ikinci bölümünde biraz oraya gelmek istemiştim. Şimdi Dünya Ticaret Turizm Örgütü, tabii bu pandemi meselesi biraz işi bozdu ama her yıl dünyadaki turist rakamlarını ve bunların turizmdeki yararlanma oranlarını anlatır bize resmen açıklar. Şimdi dünyada 2021'e kadar, yani pandemi öncesine kadar yola çıkan 100 turistten 7'si gastronomi için yola çıkıyordu. Bu çok düşük bir rakam. Şimdilerde %12'lerden 13'lerden bahsediliyor. Fakat bir over turizm yaşandığı için de ne kadarı neyin doğru, ne kadarı şey. Yani ben
İnanamadım. Matis Müzesi'ne her zaman elini kolunu sallayarak giren biz 2 saat kuyrukta bekledik yani Matis Müzesi'nde. Van Gogh şeyi Foundation'ı kapatmışlar haldeki. Niye kapatmışlar? Kaldıramıyor gelen gideni diyor. Yani Van Gogh görmeye geliyor adamlar ve göremeden dönüyorlar. Neyse. Şimdi overturizm diye bir gerçek var. Şimdi bu overturizm içinde bunun ne kadarı gastronomi turizmi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu. Gastronomi turisti, 100 turisten 7'si gastronomi için yola çıkarken o %7'nin harcadığı para %30'a yakın oluyor. Çünkü mass turizmde genel olarak yani sonuçta düşünmek gibi, yaşamak gibi, konuşmak gibi bir yerden bir yere gitmek de önemli bir insan hakkı. Yani illa cebinde çok parası olan insanlar gidecek diye bir şey yok. Herkes gitmeli. Ama gastronomi turizmi diye bir kavşağa geldiğinizde o zaman oradan herkesi sokmuyorlar içeriye. O zaman sadece cebinde parası olan girebiliyor gastronomi turizmi kapısını çalabiliyor. Bu anlamda Hurla'nın gireceği çok pahalı. Yani ben Serpil'den ve Can'dan zaman zaman gelen giden turist sayıları hakkında bilgi sahibi oluyorum. 60 bin, 70 bin kişiden falan bahsetmişti bana Can. Belki daha da 60'tır bu şeyden sonra. Hakikaten çok bir ara görüyordum onu ama ondan sonra yani ne kadar güzel bir şey. 60 bin, 70 bin insanın şarap içmek için Urla'ya gelmesi. Mükemmel bir rakam. Bu rakam Urla Bağyolu'nun başarısıdır. Serpil'ci başka rakam var mı söyleyebileceğimiz herhalde değil mi? Bunlar çok kıymetli rakamlar. Sizde de öyle. Yani Serpil'de bizim arkadaşlar gelecekler İstanbul'da. Ben Serpil'i arıyorum ya ne gün gelsinler hani en sakin olabilecek zamanı bulabilirler diye. Bunlar tabii çok iyi şeyler. Birinci söyleyeceğim bu. Türkiye'nin de İzmir'inde, Urla'nın da turizmde geleceği gastronomiden geçiyor. Bakın şimdi 5 Aralık'ta yeni Michelin yıldızlar açıklanacak. Birkaç tanesini duyduk biliyoruz. Ama yeni açıklanacak olanlarla birlikte bak sırf bizim buradaki Michelin yıldızlı restoranlar için hareket eden insanlar var. İstanbul'dan bizim Mutfak Dostları Derneği özel olarak sadece Michelin yıldızlı restoranlara yönelik tur düzenliyor. Yani bunda bir turistik böyle şeyler düzenli. Gelecek burada. Ne güzel işte Osmanlı'nın oraya gidiyoruz, diğer şaraphanelere gidiyoruz, hiçe gidiyoruz. Hep Urla şarapları görüyoruz. Gayet bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Hep Urla şaraplarının, Urla'nın Michelin yıldızlı restoranlarında satılıyor olmasından sevinç duyuyoruz. Yani doğru yoldayız. Burada. Şimdi 1950'lerden sonra ben hemen 2000'lere getirdiği için dostumuz ben 1950 ile 2000 arasındaki 50 sene içinde bir iki bir şey söyleyeyim. Bu konuda en iyi kitap, en iyi kaynak Sedef Tunçak'ın Son Urla kitabı. İkinci baskıyı yaptığını da öğrendim az önce. Çok da sevindim. Sedef Hanım'ın kitabında yapılan sözlü tarih çalışmalarıyla beraber 1950'lerden itibaren burada şarapçılığın nasıl yeniden canlandığı, Kanver markası, ben Kanver'i üzüm çeşidi zannederdim. Ve nitekim şeyde Süleyman Paşa'da bir üzümün yanında böyle parantez içinde Kanver yazıyor. Yani onun tabii genetik araştırması yapılması lazım bilimsel olarak kanıtlanması için ama burada bir Kanver diye bir çok ciddi bir markanın doğduğu. Bakın ne kadar güzel. Türkçe bir isim. Kanver şarabın adı. Ya bunlar tabii çok kıymetli zenginlikler. Evet efendim son 7-8 dakika. Soru cevap yapalım istersen. Burada kaptı evet, bilmiyorum istiyorsanız. Evet aslında yeniden Reha'ya dönmek istiyorum. Nedim Bey gastronomi turizminin nedenle önemli olduğunu vurguladı. Son dönemde tabii Urla Bağyolu'nun ortaya çıkardığı başarı öyküsüyle beraber bir takım farklı alanlara da gastronominin diğer alanlarında da ön turizmden gastronomi turizmine de kaymaya başladı ve ciddi başarı sağladı. Hatta aslında Urla bir süredir biraz da sıkıştıracağım seni şimdi. Restoranlarıyla çok anılmaya başlandı. Dolayısıyla bağcılar, şarap üreticileri olarak böyle biraz daha bir ivme, biraz daha bölgeyi dünya şarap haritasına daha fazla sokma adına neler yapılabilir?
şu anda yapabileceğimiz şeyler diğer bağ yolları ile, belki dünyadaki bağ rotaları ile iletişim kurmamız. Bunlarla, ki bu konuda da biraz çalışıyoruz. Ve aynı zamanda kendi endemik, kendi yerli diyebileceğimiz, yani kendi endemik ürünlerimizi de kullanmamız gerektiğini düşünüyorum artık. Hani sevgili Can Ortabaş'ın ortaya çıkardığı Urla Karesi ve diğer şaraphanelerimizin çok iyi işlediği Bornova misketi, bunları duyurabilirsek ileride dünyada yavaş yavaş yer edinebileceğimizi düşünüyorum. Ki 15 yıl önceden başlayan bir takım rahmetli Yunus Emre Kocabaşoğlu gibi arkadaşlarımızın büyük çabalarıyla bir takım ülkelerde Türk şaraplarını duyurduk. Bunlar tabii ki Financial Times'a da çıktı, Decanter'de çıktı, Wine and Spirits adlı dergilerde çıktı ve Türkiye'de şarap olduğu dünyada duyulmaya başlandı ve buraya, yani kendi naçizane şaraphanemize bile bizim en az 7-8 tane Master Wine geldi. Şaraplarımız sattı, oturdular, notlar tuttular ve bunları duyurduk yani hep beraber. O zamanlar belki 15-20 tane küçük şaraphane varken şu anda artık, hatta o kadar değil, kusura bakmayın yani, daha da az, 5-6 tane diyeceğim butik şaraphane varken artık bayağı çoğaldı ve bayağı değerli insanlar, değerli şaraphaneler tüm Türkiye'de, Urla'dan bahsetmiyorum, çıkmaya başladı. Ve bu bizim kaçınılmaz bir şekilde dünya şarap ansiklopedisinde diyelim yer alacağımız kesinleştirmiş bir durum aslında. İnşallah ileride dediğimiz gibi kendi yerli varyetelerimizle de dünyaya açılırız. Hatta ben sadece onu demiyorum, Arjantin gibi, Şili gibi ülkelerde internasyonel varyetellerle de çok iyi yerlere gelindiğini de gördük. Ve Urla'da zaten internasyonel varyeteller ile, yani internasyonel cinsler ile çok başarılı olmuş bir şeydir. Tarım bölgesidir. Bence bağcılık yapılan bir bölgedir. Ben bu kadar diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Vaktimiz zaten. Sağ olun. Kapatmadan önce Nedim Bey'e de bu alanda önemli bir isim olması sebebiyle bağcılığı, buradaki şarapçılığı geliştirmek adına neler yapılabilir? Dünyada pek çok bölgeyi de geziyorsunuz. Gözlemlerinize dayanarak neler önerirsiniz buradaki dostlarımıza? Neler söylemek istersiniz? Valla ben işte geçen pazar, yani 6 gün önce Domaine Mousse'deydim şeydeki, Avignon yakınlarında, oradaki yani oraya ilk gidişimin üzerinden 20 sene geçmiş. Şimdi orada müthiş bir otel olmuş. Ha şimdi Urla'da çok güzel küçük oteller var. Çok güzel butik oteller var. Buranın ilerlemesinin, ben gastronomik turizmini, gerçek gastronomik turizmini, yani Enginar Festivali'ne giriyoruz buraya mesela. Çok güzel, harika konuşmalar, şeyler. Ama çok alakalı, alakasız şey satıcıları. Yani üç harfli marketten alınmış reçellerin şeye doldurulup yerli reçel gibi satıldığı tezgahlar değil. Değil. Yani gerçekten Urla, ikinci önemli mevzuda Urla'nın tarım alanlarını kullanması. Yani tarım alanlarına giderek daha fazla villa yapılıyor. Yani duyuyoruz. Yani geçiyoruz şuradan, şeye gidiyoruz, Yağcılar'a gidiyoruz. Allah Allah. Şurası da ne güzel tarım alanıydı, üzüm alanıydı. Bir süre sonra Urla'da belediye başkanı söylüyordu. Yani enginar dikilecek yer kalmayacak, üzüm dikilecek yer kalmayacak. Yani bu zaman nasıl gelişir? Villa turizmi diye bir şey yok. Ama gastronomi turizmi diye bir şey yok. Yani burada bir konsensüs sağlanması, özellikle tarım alanlarının korunması konusunda konsensüs sağlanması, gastronomi turizmi konusunda konsensüs sağlanması şart. Efendim, iki konu var söylemek istediğim.
Şimdi benim Batı Anadolu Şarap Kültürü kitabı 2010'da basıldı. Şimdi o kitaba yeni bitti her şey İngilizcesi falan da. Şimdi ona yeni baskı hazırlıyoruz.